Cuma geceleri gerçekten duanın merdüt olmadığı değerli 5 tane geceden birisidir. Onun için bizim eskilerimiz ne yapardı? Tarihe karıştı bunlar. Eskilerimiz, büyüklerimiz hatırlarlar. Cuma gecelerinde mutlaka evlerimizde Yasin okunurdu veya Mülk Suresi okunurdu, dualar yapılırdı, ölülere dua yapılırdı, dirilere dua yapılırdı. O duaların olduğu dönemlerde, dikkatinizi çekeceğim şimdi, o duaların olduğu dönemlerde bir evde 8 kişi, 10 kişi vardı, nüfus kalabalıktı. Bir kişi çalışırdı, 10 kişiyi bakardı. Şimdi bir evde 3 kişi var, 3'ü de çalışıyor veya 2'si de çalışıyor. Dualar bitince hepsi geçim sıkıntısında. Herkes geçim sıkıntısında. Kimse memnun değildir, kimse mutlu değildir. Duaların bittiği yerde bereket de biter. Dolayısıyla Cuma gecelerini biz millet olarak, Müslümanlar olarak değerli gece olarak kabul etmişizdir. Eskilerimiz, büyüklerimiz o gecede özellikle Yasin okur, ölülerimizi hatırlar, hayatta olanlara dua ederlerdi, bereket duası yaparlardı. Az çalışmaya Cenab-ı Hak çok bereket verirdi. O fakr-ı zaruret içerisinde bir baba 7 tane çocuğu, 8 tane çocuğu, 10 tane çocuğu bakabiliyordu. Bir kısmını vali yapmış, bir kısmını mühendis yapmış, bir kısmını alim yapmış, bir kısmını hafız yapmış. Hepsini yetiştirmiştir. Öyle veya böyle yetiştirmiştir. Şimdi efendim evlenenler frene basıyorlar aman çocuk olmasın diye. Bir tane olduysa ikincisi olmasın. İki tane olduysa hele birisi bir kız birisi erkekse tamam bitti. İkisi de var bundan sonra çocuk olmasın. Niye olmasın? Kim bakacak bunları? Nasıl bakacağız? Ne oldu? Hayırdır? Sen mi çocuk bakıyorsun? Seni kim bakıyor? Seni kim bakıyor? Senin rızkını Allah vermiyor mu? Her doğan çocuk rızkıyla doğar. Bundan sebep frene basmak doğru değil.